Merhabalar arkadaşlar, yepyeni bir Ebeveyn Game videosuna da hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber çok beklediğiniz, tamamen yerli ve milli Türk yapımı olan ve Türkçe dublaj olarak çıkmış olan erken erişimdeki Ertuğrul Ulukay'ını oynuyoruz efendim. Sizlerden ricam, videoyu izlediğiniz süre boyunca eksik gördüğünüz, geliştirilmesini düşündüğünüz noktaları videonun yorumlar kısmından bizlere iletmeniz, çünkü yapım ekibi teker teker hepsini okuyor. Lütfen yorumlarınızı yaparken altını çizerek söylüyorum. Oyunun erken erişimde olduğunu sakın unutmayın efendim. Haydi bakalım. Yeni oyun diyoruz ve yeni güncellemesiyle beraber arkadaşlar oyuna hemen, daha oyun çıkalı 24 saat olmadan hemen bir update geldi efendim. Kısım 1'den başlıyoruz. Yepyeni güncellenmiş haliyle devam ediyoruz efendim. Baskın! Baskın! Emanet! Emaneti koyun! Bizim peçeli hatun köye giriş yapıyor. Koş 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 koş! Mesela ilk oynadığımız bölümde arkadaşlar buralarda çok ciddi FPS kayıpları vardı. Bu alanlardan bayağı bir üzerlerinden geçmişler. Sizler yorumlara neler yazıyorsanız yapım ekibi içtenlikle hem cevaplıyorlar. Discord adreslerinin de ben linklerini bırakacağım sizlere mutlaka. Bir de size güzel bir haberim var. Bunu da videonun ortalarında söyleyeceğim abi. Güzel bir haberim var. Sizin de işinize gelecek bir haber bu. Abi oyunun sesi benim sesimi bastırabilir. Problem değil. Zaten Türkçe dublaj bir oyun oynadığımız için burada bugünkü bu videoda ben değil abi, oyun ön planda olsun. Oyunun seslerini bir dinleyin. İyice bir bakın bakalım dublaj falan nasıl olmuş. Ne olmuş burada böyle? Ne olmuş burada böyle? Diyor ki at bağlama öğreticisi. Atınızı bağlamak için önce dizginlerini tutun diyor. Tamamdır. Atımızdan inelim. Atımı güvenli bir yere bağlamam gerek. Bağlayalım. Mesela ben bismillah daha ilk bir başlangıçta şeyi tespit ettim. Bilmem sizin de dikkatinizi çekti mi? Mesela konuşmalarda yüzü peçeli diye çıkıyor ablamız. Ama burada yüzü peçeli değil. Sakin olasın kızım. Lakabı mı yüzü peçeli acaba? İhtiyacı olanlara yardım et diyor. Tamam, ihtiyacı olanlara bir yardımcı acaba olalım. Acaba insanlar nasıl bu hale geldi? Baskın yemişler, ne olacak? Evet, ilk görevlerimiz bunlar. 3 tane ihtiyacı olan kişi ve hayvanlara yardım edeceğiz. Şurada biri daha var. Ablam iyi misin? Bacım? Kurban oldum. Bir kişi daha var. Nerede? Heh, şurada çıktı. 30 metreymiş. Koş. Görünüşe göre o şeytan sürüsü Ermeni köyünden geçmiş. Evet, burası bir Ermeni köyü ve şeytan sürüsü diye adlandırdığı kişiler buradan geçmiş. Bunlar bir canavar. Yeniden geldiler. Korkma korkma, ben geldim. İyi misin? İyisindir herhalde. Geliyorum bacım. Geliyor. O da neydi? Kaçın! Bağırma be, benim ya. Allah Allah. Kaçın kaçın kaçın. Nerede? 60 metre ileride. Koş. Bu arada konuşma olmayan yerlerde benim sesimi bastırmıyordur herhalde oyun. O kadar da değildir yani. Şuraya doğru bir gidelim bakalım. Burayı gösteriyor. Şuradaki evi gösteriyor. Yalvarırım, kurtarın beni! Geliyorum bacım. Öyle giderse diri diri. Ne oldu? Ne oldu? Bağışla. Korkmayasınız. Yakıp yıkmaya değil. Size yardım. Kırılabilir üreticisi geldi. Abi yuvarlanarak, takla atarak kırabiliyoruz bazı nesneleri. İyi, bu tutorial'lar geldim. Daha güzel zamanlamada çıkıyor. Harika. Onu da buradan çıkarmamız gerekiyor. Kurt içgüdüsünü kullanmak için Z'ye bas. Lütfen yardım edin. Buradan çıkmamız gerek. Şuradan çıkacağız. Eve girmenin bir yolunu bulun diyor. Şuradan bir bulalım hemen.
Yardım isteyen kişiyi hemen bulmalıyım. Geliyorum, geliyorum. Seni kurtaracağım. Şuradan girdik. Şuradan ilerleyelim bakalım. Kızın birini kurtaracağız burada. Yanıyor ortalık vallahi, yanıyor. Onu kurtarmalıyım. Biz bunu en son oynadığımızda bir yerde bir çökme yaşamıştık. Ondan sonra kapanmıştı. Bugün de bugünkü videoda da arkadaşlar bazı yerlerde çökme hatalar olabilir. Erken erişim nihayetinde. Olabilir böyle şeyler. Gel gel gel, kurban olduğum gel. Şuradan da çıkacağız hemen direkt. Ah. Şimdi bu oyunun başlangıcındaki hikayedeki kadın karakterle başlıyoruz arkadaşlar. Daha sonrasında Erkurul'a doğru gidiyoruz, merak etmeyin. Tanrı'ya şükürler olsun ki yeniden bizimlesin. İyi misin? İyiyim. Canını kurtardığın için minnettarız sana. Rica ederiz, ne demek? Ben sadece yapmam gerekeni yaptım. Kimsin sen? Neden bana yardım ettin? Aslında keşifteydim. Arkadaşlarımı arardım. Fakat çığlıklarına duyarsız kalamadım. Hepsi bu. Ayrıca şu an kim olduğumun hiçbir önemi yok. Mühim olan senin güvende olman. Ama yine de... Zamanı geldiğinde öğrenirsin. Size bu caniliği kim yaptı Flora? Moğollar. Kaçın! Daha ne olduğunu... Bak arkadaki abla seke seke geliyor. Aniden köyümüze baskın... Aha gitti kadın. Geçim kaynağımız olan at arabasını yağmalamak istediler. Hala bazı sinematiklerde takılmalar var bu arada. Herkesi merhametsizce kılıçtan geçirdiler. Ama ilk babam, haline göre çok daha iyi durumda annem, bence. Annem, kardeşim. Hepsi gözlerimin önünde acımasızca katledildiler. Bense hiçbir şey yapamadım. Ne yapacaksın kızım, koca senin adına çok şey üzgün. Gelmiş ya, ordu gelmiş. Lakin endişe etme. Yaşadıklarına şahit olunca Moğollara karşı içimde yanan öfke intikam ateşimi daha da körükledi. Eğer sen içinden geçersin ablamların. Kim bilir, belki ben de ailem gibi çoktan ölmüştüm. Esir mi? Evet. Yanlarında tutsak ettikleri bir Türk vardı. Ona ne oldu peki? Beni Moğol nökerlerinin elinden kurtardı. Sonra bir daha görmedim. Kim olduğu hakkında bir malumatın var mı? Hayır. Ama zırhının üzerinde kayı damgası var. Hangi yöne doğru gittiler? Kuzey yönüne doğru gittiklerini gördüm. Verdiğiniz ipuçları için hepinize minnettarım. Kalın sağlıcakla. Haydi bakalım. Biz de o kuzey yönüne doğru peşlerine düşüyoruz. Kayı sembolü taşıyan, esir olan iki tane Türk'ün peşinden gidiyoruz. Moğolları peşleyeceğiz yani. O zaman... Yoluma devam etmeliyim. Yolumuza devam etmeliyiz. Moğollara tutsak düşen esir aradığım arkadaşlarımdan biri olabilir. Aynen, yüzü peçeli. Atımın bağını çözmeliyim. Atımı getirin bana. Dur, buradan mıydı? Nereden? Şuradan bence. Oradan çıkamıyorum. Evet, atımız şurada. Şuraya bak ya. Köyün içinden geçmişler. Arkadaşım var ya. Barbarsınız ya. Vallahi barbarsınız. Evet, atımızı hemen bir çözelim. Buradan çözemiyorum. Şuradan çözeceğim. Gel buraya. Gel buraya. Asena gel buraya. Ah, aferin. Bin bakayım. De. Köyün içindeyken ata sprint yaptıramıyorsunuz. Koşmuyor yani ata. O yüzden böyle sakin sakin köyden çıkacağız. Şimdi ipuçlarına bakacağız. Ondan sonra esir olan iki tane Türk'ü bulacağız. Onların gittiği yönden emin olmak için etrafı incelemem gerek. Ne diyor? Kurt içgüdüsü öğreticisi. Arkadaşlar şimdi diyor ki Z'ye basarak diyor kurt içgüdüsünü açabilirsin diyor. Burada bakın ipuçları çıkıyor ortaya. İnelim bir bakalım hemen. Bak şurada bir tane şey varmış. Ok var bir tane orada. Birinci nesnemiz bu. Bu damga Moğollara ait. Ama ilerleyişim için daha farklı emarelere ihtiyacım var. Bir tane de şurada var. Evet, burada bir atlalı var.
Alamadım. Hala alamadım. Şu etkileşime geçme olayında birazcık şey var. Bence bu birazcık daha böyle geliştirilebilir. Geçemiyorum abi. Etkileşime geçemedim. Dur. P tuşu çıkmıyor. Gel böyle. Bir daha Z'ye bas. Heh, burada. Şimdi çıktı. Bulduğum nalın eşlerine ait olan izler işimi kolaylaştırabilir. Bence de. Şimdi o zaman ayak izlerini takip edin diyor. Şurada yerdeki yeşil ayak izleri var. Yani at nalı. Onları takip edeceğiz arkadaşlar. Bin bakalım. E bir beğeni alma zamanımız yok mu ya? Bir böyle kanala abone olmamız yok mu şimdi? Bir tadımız tuzumuz yerine gelsin. Bak birazdan Ertuğrul çıkacak ortaya. Toynak izleri. Doğru yolda olduğumun işareti. Bulduğum nal demek ki bu atın ayağından düşmüş. Evet, şimdi burada da bir ipucu bakacağız. İn bakayım. Buradan geçiş yoktu. Ver abi kurt içgüdüsünü. Aa bak yerde bir şey var. Al bunu. Sungur Tekin'in madalyonu. Muhtemelen Flora'yı kurtaran esir oydu. Ha, esirlerimizden bir tanesi Sungur Tekin. Karşı tarafa geçmenin bir yolunu bulmam icap eder. Bu sayede Sungur Tekin'e ulaşabilirim. Yüzü peçeli bulacağız. Biz bu yola baş koyduk. Şu yeşil ayak izlerini takip... Aa yo bir dakika. O oraya götürüyordu. Şuradan gideceğiz. Gelsen... Geldiğimiz yönde yoktu ki İmleç de çıktı bak. 100 metre ileri git diyor. Yapıştır. Yeni gelen dostlarım, hepiniz hoş geldiniz efendim. Sefalar getirdiniz. Yerli bir oyun olan Ulukay'ın Ertuğrul'u oynuyoruz arkadaşlar. Aman ağaca giriyordum valla. Yani yarı açık dünya diyebiliriz oyun için bu arada arkadaşlar. Aklınızda olsun. Yarı açık dünya diyebiliriz oyuna. Ki adım kadar eminim. Yani Moğollar. Tam sürümü çıktığımız bundan çok çok daha farklı bir halde olacaktır yani. Ya, hikaye teması falan aynı olacak da. Savaş alanını keşfedin. Ver abi kurt içgüdüsünü. Bak burada bulduk bir tane daha. İmdi de Turgut'un baltasıyla Ertuğrul'un kılıcı. Turgut'un baltasıyla Ertuğrul'un kılıcını bulduk. E şimdi Sungur mu? Sungur Tekin'i kurtarmaya çalışan Turgut ve Ertuğrul. Acaba onlar da mı Moğollara tutsak düştü? Yoksa hepsi öldü mü? Şayet öyleyse bedenleri nerede? Ablacım onlara bir şey olmamıştı. Ben de var ya ne evham yaptım be bacım. Ben şimdi güncellemeden sonraki kombat savaş sahnelerini çok merak ediyorum. Devriye gezen Moğol nökerleri. Bu bir kamp alanının habercisi olabilir. Evet, burada bir Moğol kampı varmış. Bu tepe sayesinde rahatlıkla gözlem yapabilirim. Tamam, tepeye çıkalım. Yürü. Onlara tek başımıza giremeyiz. Aha. Bakıldım. De! Yürü Asena! Yapıştır! Yalnız var ya bir şey söyleyeyim. Birazdan bir oba beyimiz çıkar da yukarı adını Ertuğrul olarak yazdırırsa ne gülerim ha. Hoş geldiniz arkadaşlar, sefalar getirdiniz. Güncelleme sonrası oyunun ne durumda olduğunu inceliyoruz. Aynı zamanda da hikayeyi bitireceğiz bugün. Bir öncekinde yarım kalmıştı. Valla bugün bu başından sonuna kadar hikayeyi görmüş olacaksınız. Birinci kısmı komple oynamış olacağız. Evet. Görev tamamlandı dedi abi. İlimize girmeden işin aslı ayyuka çıkmayacak. He bak aşağıdaki Ayma kampı gördünüz mü? Flora'ya verdiğim sözü yerine getirmeden de Kayı Obası'na dönmeyeceğim. Dönmeyeceğiz abla. Rahat ol sen. Yedi saat önce. Oh. Hava da güzel. Vurun tabii mangalın dibine. Vur. Hızlan Turgut. Hadi. Turgut'u karşıla Meryem. Ahlat. Kayı Obası. Ertuğrul. Vur Ertuğrul. Ya hak! Bak 90'a nasıl çakıyor bak. Bak tam 90'a. Aferin lan Ertuğrul. Ama kapak resmindeki Ertuğrul daha güzel. Haydi,
O ablamız da vurdu. Ya Hak! İşte bu kadar kardeş. Çevgeni biz kazandık. Direkten döndü. Son top direkten döndü baba. VAR'a gidiyorlar bak şimdi. Vallahi VAR'a gidiyorlar. Aklımıza hükmetmeden... Aklımıza hükmetmeden... Nefsimizi sabırla köreltmeden... Nefsimizi sabırla köreltmeden... Ve kalben inanmadan... Hiçbir mücadeleden zaferle ayrılamayız. Ocağımıza ait üç nizamın hakkını versen dahi... rakibini katiyen hafife almamalısın Ertuğrul. Teke derisinin tadını yeterince aldık. Haydi biraz da et çiğneyelim. Neyse, oyundaki en sevdiğim kardeşim. Replik. Bir dahaki sefere kazanan taraf biz olacağız. Yavaş kazanız. Eyvallah kardeşim. Var olasın. Ağabeyim haklı olmasına haklıdır. Fakat bazen de zafer güçlü bir uyum ister. Turgut Alp'in yerine senin takımında ben olsaydım şayet... ağabeyimi rahatlıkla alt edebilirim. Hadi oradan be. Baba nasıl kızdı bak. Bükemediğin eli öpmesini bileceksin Turgut Alp. Büyük lokma ye, büyük söz söyleme hatun. Yoksa sonuçlarına katlanırsın. Turgut, her sakin. Zamanki Meryem bacı işte. Easy bilmez boy. Misin? Sen de yanına sakin körükle çocuğu. Gitmeyesin. Aa. Tamam, öyle olsun. Karşında bir kadın var ya. Zafer yorgunluğu. Medeniyeti de orta çağda biz öğretmeyelim size yani. Faruk Bey. Ertuğrul bu kez seni yenmeye çok yaklaştı. Benim baba, kolay lokma olmadığımı iyi bilirsin Orasan. Bileği bükülmez bir cengaver olduğunu bu diyarlarda bilmeyen yoktur zaten. Ben yalnızca latife ederim beyim. Eyvallah. Sence Ertuğrul bey olmak için hazır mıdır? Yüzlerce kişiyi eğitip kuşandırdım. Lakin onun gibi yüreği pek, bileği kavi olan yiğit birine hiç rastlamadım. Karşısında en inatçı küheylan bile dize gelir. Bilakis beylik yolunda tek eksikliği kendi toyluğudu. Bilhassa yanarak pişmesi icap eder dersin. Tabii daha toy çocuk. Aynen öyle. O gün çattığındaysa beylik yolunun önünde Sungur Tekin dahi duramaz. Ey maşallah. Arkadaşlar Ertuğrul'u Engin Altan Düz Yatan seslendirmemiş. Muhtemelen anlaşmayla alakalı olan bir şey. Ama oyundaki bütün seslendirmeler profesyonel seslendirme sanatçıları tarafından seslendirilmiş. Sizlerin daha detaylı bilgiye ihtiyacı olursa dediğim gibi açıklamalar kısmına bırakacağım Discord linkinden. Oyunun Discord kanalına gidebilirsiniz. Direkt bizzat yapımcıyla konuşabiliyorsunuz, bilginiz olsun arkadaşlar. Yine buradaki yorumlar kısmından da fikirlerinizi, geliştirme önerilerinizi söyleyebilirsiniz. Yani benim kişisel düşüncem Türkiye'den bir... kapsamlı bir oyun için bir harekete geçilmiş. Eksikleri var mı? Tillana kadar ama gelişimi açık bence. Full sürümü beklemek bence daha faydalı gibi geliyor bana. Kesin yargıda bulunabilmek için. Evet, kısım 1. Sungur Tekin. Görevin ululuğunu asla unutma oğul. Eyvallah baba. Her ne pahasına olursa olsun vazifeyi yerine getireceğimi bilesin baba. Hızır ata yoldaşın, Allah yardımcın olsun. Allah Allah. Aha, vuruldu. Ok yedim. Sol yanımdan ok yedim. Kalleşler! Vallahi vurdular, adamı omzundan vurdular. Sungur Tekin! Sandığı alın ve hepsini öldürün. Bak bu ablaya acayip ayar oldu. Uysuz itler, alplar, Sungur Tekin'i ve emaneti koruyun. Baskın! Koşun! Baskın! Gayrı buradaki sinematik damarda durmaz Ertuğrul. Geçişinde biraz sıkıntı. Tektir Allah! Haktır Allah! Tektir Allah! Allah Allah. Şimdi arkadaşlar Ertuğrul'la oynuyoruz. Ertuğrul'la bayağı oyunun böyle kombat dinamiklerine gireceğiz. Siz de oynarsanız mouse'unuzun orta tuşuyla hedefe kilitlenme varmış arkadaşlar. Bilginiz olsun. Pusatın keskin, avın bol olsun yiğidim. Evet, kılıç kalkanı aldık abi elimize. Hadi gelin lan bakayım buraya. Gel. Gel.
El mi yaman bey mi yaman göstereceğim. Gel bak şimdi. Masum orta tuşuna bastım. Hedef. Ya Hak. Ah. Aldım. Hadi. Of. Bak. Adamın asabını bozmayın. Gel. Gel sıra sende. Oy, orada bir özel bir şey yaptı ama kamera açısı kurtarmadı. Allah yedik. Yedik. Kaç 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 kaç. Gel babacığım gel. Gel gel gel. Al. Mesela ilk halindeyken update gelmedi. Hayır yedim. Oo. Güzel. Bak. Bunlar sevdiğimiz hareketler. Oyunun güncelleme gelmeden önceki ilk halindeyken arkadaşlar buralar felaket durumdaydı. Aslında bence olumsuz yorumu yapan arkadaşlarımızın çoğu bana kalırsa o sahneler yüzünden de yapmış olabilirler yani. Evet, suyumuzu attık. Moğolları yen diyor. Yanan çadırı kolaçan etmem gerek. Zira yardıma muhtaç insanlar olabilir. Var tabi Ertuğrul, olmaz mı ya? Sen olmasan biz ne yaparız? Ama önce şunları bir indirmemiz lazım. Hayır hayır hayır. Yumruklu olur mu lan manyak? Yumruklu olur mu? Ana! Al bunu. İkisini birden. Ana! Bu gitti. Tamam tamam sakin. Bir daha. Şimdi. Ya Hak. Bu arada bana kolsuz diyen arkadaşlar varmış. Yani izlediğiniz videolarda çoğu kişi hedefe kitlene kitlene vuruyor yani. Ben orada oynadığımda hedefe kitlenme tuşuna bakmamışım bile yani. Destur! Geldim çocuğum geldim. Geldim. Tok kılıcını yere. Şu çocukları da kurtaralım. Çıkar çıkar çıkar. Gelin buraya yavrucaklar. Haydi. Bir an önce dışarı çıkmalısınız. Bana doğru gel Serdar Alp. Balaları tez vakitte Çevgen alanına ulaştır. Zira en tekin yer orasıdır. Buyruk sizindir beyim. Beni takip edin. Evet biz kombatımıza canını devam edelim. Canını hiçe sayıp bizi kurtardın. Tamam tamam sonra artık översiniz beni. Artık kahramanımızsın. Tamam ben de biliyorum sizin kahramanınızım. Yerim sizi. Evet şimdi. Kalkanlı Moğol'u etkisiz hale getir diyor. Ağır saldırı var. CTRL'ye basılı tutup arkadaşlar. Zaten ekranda görüyorsunuz. Saldırıya bastığınız anda bak şöyle bir şey oluyor. Ya Hak diye yapıştırıyor bir tane. Ah boşa kaçtı boşa kaçtı. Şimdi. Ya Allah. Oha herif zorlu çıktı lan. Ama kalkanını yedim senin az kaldı. Gitti kalkan. Ne dedi? Savuşturma öğreticisi. Kalkanlı düşmanlar kalkanı kırıldığında agresif hale gelir diyor. Ya yerim onun agresifliğini lan. Senin artistliğin kime? Oha banaymış. Oy çok kötü. Dur dur dur. Şifa şifa şifa. Şifa. E'ye basıp şifalı karışım içiyoruz. Hemen. İki tane şöyle çaktım mı kendime gelirim ben. Şimdi. Abi artık senin. Bir dakika gel bakayım buraya. Hafif bir FPS gitti. Geldi. Tekrar vur. Ağzına tükürürüm senin. Çok yakın savaşıyoruz abi. Kılıç değmiyor. Sakın. Yalnız bu eleman zorlu. Gitti. Paket servis. Tamam gitti gitti. Oo gerildim ha. Yürü. Abi benim bir mehter falan vermem lazım buralarda kesinlikle. Mehtersiz olmuyor. At suyu. Aha geldi. Ya şu oyunda da en sevmediğim varlıklar şunlar ha. Bak 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 bak. Allah'ın canlı bombaları. Arkadaşlar bunları şeyle atacağız. Yayla. Bunda hedefe kilitlenme var mı? Bak ya geliyor. Bir. Gelme. Heh. İki tane de ölüyorlar arkadaşlar. Yani orta seviyede oynuyorsanız iki tane de ölüyor bu meretler. Bir tane daha var bak orada. Gel. Şu bir. Oo headshot attım.
Headshot attım vallahi. Var mı lan bir tane daha? Neredesin? Gel gel, korkma gel, patlatacağım seni, gel. Tamam gel havay. Aa! Senin ağzına tüküreyim ben. Hain. Ayıp denen bir şey var ya. Gizli gizli de gelinmez ki kardeşim. Evet. Varan bir. Birinci de patladık. Vallahi patlattı. Yalan yok şimdi. Tamam, yayı kuşan. Bu gitti. Var mı başka? Neredesiniz lan? Aa, geliyor bak bir tane daha şuradan. O abi iki tane birden gelmesin ama. Ama iki tane birden gelmemeli. Bana o söylenmedi. Ah. Oh. Tamam. Rahat olun. Aldım aşağı. Abi mehteri açsak böyle olmazdı. Doğru söylüyorsunuz. Var mı lan başka? En son buradan gelmişti. Bombacıları uzaktan öldürün diyor hala. Bir tane daha var ha. Geliyor. Aha bu kaçtı. Bunda öldük, öldük. Allah. Abi bunlar çok illet ya. Bunlar çok illet vallahi billahi. Yani o yapım ekiminde bu kimin aklına geldiyse gerçekten o kişiden uzak durun arkadaşlar. Evet, geçelim bakalım. İleri gidin diyor. Mehteri arkadan vermemiz lazım. Attığımız oku geri alamıyoruz. Anladığım kadarıyla. Ya da alıyorsak da denemedim, bilmiyorum. Oğlum sen kimi kesiyorsun lan? Tamam tamam, tek attım tek. Rahat ol paşam. Şuraya bak, köyün içinden geçmiş abi. Abi! Abi! Neredesin? Allah! Allah! Bak, bir önceki videoda da ben burada elimi kolumu bırakmıştım. Allah'tan kapı gibi abimiz var, kurtardı bizi. Haydi. Kalk ayağa Ertuğrul. Kalk ayağa Ertuğrul. Sungur Tekin'i gözden kaybettik. Durumu pek iyi görünmezdi. Moğollar Kilimhane'yi yakıp yıkarlar. Hayme Ana ile Halime Hatun'u en son orada görmüştüm. Tasa etmeyesin yiğidim. Sungur Tekin başının çaresine bakar. Bir an önce Kilimhane'ye ulaşmamız icap eder. Anamın ve hatunumun canı tehlike altında olabilir. Evet, yine bir kurt gibi kombatımız. Oy! Çakallara Ertuğrul. Gel buraya, gel gel gel. Yapıştır Ertuğrul, yapıştır kardeşim. Ya adamlar yalnız kalkanını çok iyi kullanıyor ya. Tamam, gitti. Arkadaki. Of, adam canının son lokmasıyla. Of. Çok iyi. Bak şunları falan sevdim ama. Bilmiyorum şimdi. Sen ne yapıyorsun? Neyi bekliyorsun? Beni mi bekliyorsun? Ah. Sok. Gitti gitti Ertuğrul. Tamam Ertuğrul. Tamam Ertuğrul. Sakin. Oğlum bu bütün Ertuğrullar psikopat mı? Babuş gel hadi benimle. Koş. Geberin bre gafiller. Yuh, kaç kişiye birden saldırmışsınız lan? Haymanın sesidir. Yardıma ihtiyacı var. Siz burası bayağı karışık şu an. Kana susamış Cengiz Han gelse dahi Kutlu Kayı obasını asla zayi edemeyeceksiniz. Ortalık fena. Ortalık çok fena abi. Ortalık 66. Her halükarda döşeklerimizin köleleri olacaksınız. Ya gel lan. Yarası. Geberin çopaçlar. Daha şurada da var. Bitmediler ki adamlar anasını satayım. Bu bunu yer. Bunu bırak. Hangisini alayım ben? Gel. Birinizi seçtim. Tamam. Sakin Ertuğrul. Gel buraya. Bir tane daha var burada. Bu da gitti. Abla bana vurdun yalnız. Farkında mısın? Başka var mı? Şurada iki kişi daha var. Koşarak saldırıya basarsanız arkadaşlar şey oluyor. Ne onun adı? Havadayken vuruyor. Dur dur, onu bana bırak.
Tamam, yedik baba. Yedik yedik, kalmadılar. Yo, bir kişi daha mı var? Nerede? Bak. Gel buraya, gel. Gel, seni de şey yapacağım, gel. Ya kıyamam, sen burada tek mi kaldın, gel. Ya hak. Gitti. Ya Allah! Allah! İyi misin Halime Hatun? Sayende beyim. Hızır gibi yetişip canıma can kattın. Allah sana zeval vermesin. Ne demek Halime Hatun? Oğul, babanla ağabeyin hakkında bir malumatın var mı? Aşot'a koruyan atların çoğu şehit düştü. Süleyman Şah zor durumdadır. Allah. Eşhedü en la ilahe illallah. Baba şimdi bu oku at. Acele et Ertuğrul. Babanı bul. Yemin ediyorum var ya. Siz gidin. Adamı ben hakkın rahmetine kavuşturdular ya. Haydi Turgut. Yürü Turgut. Gidiyoruz. Hepsini ezip geçelim aslanlarım. Kayının kudretini onlara gösterelim. Abi kayının kudretini gösterelim de. Tez babama varmalıyız. Kendimize birazcık da şifa alalım. Haydi kardeşim. Haydi kardeşim. Yürü. Gelin lan buraya. Ağzınıza tükürdüm şimdi sizi. Oy. Bak böyle ortama dalması çok eğlenceli yalnız ha. Abi biraz daha optimizasyon. Birazcık daha optimizasyon. Ondan sonrasında var ya her şey daha iyi olacak. Bu arada arkadaşlar size şöyle bir şey söyleyeyim. Benim oynadığım sistem 3070 RTX 3070 ekran kartıyla oynuyor. İşlemcim falan da iyi yani. Hani 10. nesil K serisi Intel işlemci var. Normal şartlarda yayın dışı oynadığım zamanlarda bir tık daha performans alıyorum bu arada oyunda. Ama şu an aynı zamanda hem kayıt alıp hem de yayını verdiğim için birazcık bazı FPS problemleri de benden kaynaklı da olabilir bu arada. Ama gerçi hani baktığım zaman FPS'i takip ediyorum. Ekran kartının kullanımı ya da işlemciyle alakalı olan bir durum yok gibi duruyor. Ya alsana şunu. Heh. Sizin de bilginiz olsun. Ortalık 66'ya döndü. Vallahi ortalık 66'ya döndü. Evet, burayı yedik. Tamam. Gidebiliriz. Buralarda ama biraz böyle bir gaza getirici müzik olması lazım gibi geldi bana yani. Davranasın. Davranacağım. Dur. Burada su atacağız. Sen de bekleyeceğine şu suyu atsan ölürsün sanki. Geriye kalan Moğolları yen diye bir görevimiz daha geldi. Koş Ertuğrul. Çek kılıcını Ertuğrul. Yedim onu. Aha, Ertuğrul Karadenizli oldu. Ama benim tanıdığım bir tane Ertuğrul var şimdi, o da Karadenizli yani. Vur hadi vur. Heh. Of. Çok güzel be. Abi çekilir misin ölümden? Sana saplayacağım yanlışlıkla. Ya şu ölse. Ooo. Karaktersize bak, tekme salladı. Tamam sen gel şimdi, sıra sende. Sana özel karışım yapacağım. Ah, tekte aldı, gördünüz mü ağır saldırıda bak. Abi ağır saldırıyı iyi tutturursanız canını direkt götürüyor, bilginiz olsun. Otağa gidin dedi. Otağımıza gidelim. Oğul şuradan. Beyin atmayanların telefonu bozulur inşallah demiş sevgili Ramo. Evet, devam ediyoruz. Bu arada şu haberi de vereyim arkadaşlar. Yine açıklama kısmında bulunan linkten WhatsApp kanalımıza gelen şanslı bir tane kardeşimize bu oyunu hediye ediyorum arkadaşlar. Bilginiz olsun. Siz WhatsApp kanalına gelin. Oyunu nasıl alacağınızı ben orada açıklamasını yapıyor olacağım. Linkler aşağıda. WhatsApp kanalına gelin. Sadece bu oyun değil, diğer oyunlardan da hediye ediyoruz bol bol. Ben olsam gelirim yani. Bir de yayınları böyle gönderiyoruz, işte video atıyoruz, bildirim gelmiyor, problemlerine son oluyor. Oradan direkt gönderiyorum, böyle görüyorsunuz abi. Canı isteyen geliyor ya da gelmiyor falan. Helal helal. Moraller tabii sıfır.
Sungurtekin git. Sungurtekin. Gittiği yerden hala dönmedi. Hangi yöne doğru gitti baba? Kulağına arka söyledi. Çıkışa doğru. Beyi kalkmadan da söyleyebilirdin onu. Ağabeyini bul evlat. Buyruk beyimindir. Buyruk beyimindir. Evet, Sungurtekin'in peşinden biz de yollara düşüyoruz. Oo, gözümü aldı be. Birden karanlıktan çıkınca. Kuraklık ailesi dışında Ahlat hudutlarında yıllardır huzur içindeydik. Birdenbire kuduz bir it gibi ne diye obamızı tarumar ettiler dersin. Dertlerine dert arıyorlar kötülük kardeşim. Kötülük hep dinçtir. Yani gözü insan kötü olmaya görsün. Kardeşim. Sorduğun sualin cevabıysa bana göre içimizde saklıdır. Adamlar nasıl kötülük yani yapmak için bir sebep aramıyor ki. Ağabeyimin herkesten gizli tuttuğu hususi şeyler olabilir Turgut. Hem de Moğol keferesini ilgilendirecek kadar. Bu denli mühim şey ne ola ki? İmdilik ben de bilmem. Lakin bu sırrın kilidini açacak anahtarın Sungurtekin olduğunu düşünürüm. Ancak onu bulmadan hakikate vakıf olamayız. Çengelotu! Nerede? Bu ot cerahati iyileştirmede oldukça mahirdir. Haydi yaralarımızı saralım beyim. Ya dayıcım güzel konuşuyorsun, iyi konuşuyorsun da... Tamam, kaynak toplamada F ile topla diyor. Ya güzel söylüyorsun eyvallah ama biz o kısımları tam şey yapamıyoruz yani, hani cam basabilirsin de bize. Evet şunlar arkadaşlar, bu arada kurt içgüdüsünü kullandığınızda renkli renkli yanıyor, bak şuna baktın. Ne? Ebem Sungurtekin hain olmasın. Yok artık, daha neler. Hiç öyle bir şey aklıma bile gelmedi. Var mı buralarda başka kengerotu? Şimdi bundan şey yapacağız kendimize. Şifa yapacağız. Bir de şurada tahtalar, odunlar var arkadaşlar. Bunlarla da ok yapıyoruz. Pardon, sopa. Bunları da toplamakta fayda var. Bak burada çıktı kengerotu. Ya anladığım kadarıyla ileride bayağı bir şeylere gireceğiz. Kombatlara gireceğiz. O kombatlarda canımız gidecek. O yüzden bizim şimdiden, siz de oynarsanız buralarda şey yapmayı sakın unutmayın. Kendinize bol bol lootlanmayı unutmayın yani. Şimdi başka var mı? Bu arada Q'ya bastığınızda şurada karışım yapma yeri, bir de ok yapma yeri açılıyor. Daha sonrasında panzehir, işte dayanıklılık karışımı, zehirli ok falan, böyle ok çeşitleri, bomba çeşitleri falan var. Şu an açık değil bunlar ama ilerleyen güncellemelerde ya da ikinci kısım geldikçe onlar da açılacak. Ben yine şu kengerotundan da bir bakayım yine. Buralarda var mı başka? Oyun bu arada Epic Games Store'da arkadaşlar. Şu an için satışta. Steam'de 2025'te çıkacak diye gözüküyor. O yüzden Epic Games'ten satın alabilirsiniz. Bilginiz olsun. Burada ne var? Tahta var. Sopa. Niye tahta diyorum? Ateş, su, toprak, sopa. Sen daha gördün. Ha, üstündeymişim ben zaten. Al bunu da. Ben de her ne hikmetse ben çömelmeden alamıyorum arkadaşlar. Yerdeki şeyleri. Bana özel bir problem de olmuş olabilir. Şimdi şuradaki suları toplamamız lazım. Kendimize şifa karışımı yapmamız için şu sulara ihtiyacımız var. Mesela bak, bu kadar yakında durduğun anda bence o etkileşim tuşunun çıkması lazım. Yani şöyle anca döneceksin, öyle çıkıyor. Bir de hani yerden böyle lootlandığımız oyunları bilirsiniz. Hani üzerinden geçerken bile pıt 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 bas topluyor olması lazım. Muhtemelen önümüzdeki güncellemelerde bunlara da değinecektir sevgili yapımcı ekip. Başka da bir şey yok. Şimdi şifa karışımı hazırlayacağız. Açalım abi üretim kısmımızı. Şifalı karışım. R'ye basılı tutuyoruz. İki tane kengerotu, bir tane suyla bir tane şifalı karışım yapıyormuş.
Bas abi şifalı karışımı. Çünkü beni biliyorsunuz, lazım olacak. 7 tane şeyimiz var. Şifa karışımımız var. İnşallah yeter. Böyle oklarımızı da fulleyelim. 57 tane de okumuz var. Yürü. Tekrardan söylüyorum. WhatsApp kanalımıza gelen bir tane şanslı izleyicimize arkadaşlar bu oyunu hediye edeceğim. Şöyle bir avantajınız var. Oyunun yani bu sürümüne sahip olduğunuzda komple çıkacak olan bütün neredeyse ormanın derinliklerinde bir hareketlilik görürüm. Ben de gördüm şurada. Kerem düştü orada konuşurken. O istikamete gittiler. Doğru gidelim. Gidelim. Yürü bakalım. Buralarda var mı kengerotu, su falan? Şimdi bana bir oyunda lootlanma var demeyeceksin. Ben sessiz ol. Yakınımızda başıboş bir nöker var. Evet, şuradalar. Onu tutsak etmeliyiz. Bu sayede ağabeyim hakkında bir ipucuna erişebiliriz. Bunlar beni buradan görür mü ya? Gördüğün zaman da fark edildin diyor yani. Yavaş yavaş gidelim abi. Acelemiz yok burada. Sakin sakin gidebiliriz bence. Aha, yaklaştık. Olacak olacak Okancığım. Olacak. Sungur Tekin nerede? Düşman! Su getirir derede. Nereden bilsin bu nöbetçiler? Sen de Ertuğrul yani şimdi var ya. Aha geldiler. Lanet olsun. Bileğine kuvvet. Allah'ın cezası şeytanlar. Ya onu kaçırmayacaktın ama bunu yapıştıracaktın. Aldım aşağı, tamam, sakin sakin. Gel. Oy güzel oldu. Gel baba sen de. Sana da. Aa, kılıcımda sana da yetecek kadar yer var. Bu da gitti. Dayıcım hepsini ben öldürdüm ama. Yani biraz hareket. Evet, elinde kocaman balta var ya. Canını yediğim. Gel gel. Gel. Gel, seni de bununla öldüreceğim, gel. Oğlum gelmesene peşimden. Yok aga. Ok bana göre değil. Ben yakın dövüşte şey yapayım kendime. Kolsuzluğum ortaya çıkıyor. Oy. Aldı kafayı. Adamın kafası mı gövdesine alın? Ne oldu? Adam 66'ya döndü. İşte bunlar hep düzeltilmesi gereken şeyler bence de yani. Hani birer lokma daha o ölüşteki şeyler falan değişmeli. Neredesiniz? Var mı buralarda kengerotu? Şimdi bak yorumlara gelecek. Senin kengerotuna tüküreyim diye yazanlar olacak. Yapacak bir şey yok kardeşim. Şifa dağıtıyor bize. Bunlara gözükeceğiz mi? Abi bunların hepsini mi alacağız aşağıya? Ben buraları oynamadım bu arada. Buraları şu an ilk kez oynuyorum. Aha gördüler valla. Gel gel. Gel. Allah. Bak işte bunu kaçırmayacaksın baba. Aldım, tamam. Gel buraya. Senin ağzını tüküreyim ben. Bak yine geldi o canlı bombalardan. Ulan burada da mı vardı onlardan? Aa, ok yiyoruz lan. Oğlum okçu da mı vardı burada? Agacım bir dakika, benim okçunun birini indirmem lazım. Nereden yiyoruz biz bu okları ya? Ha orada. Ağzınıza tükürdüm şimdi. Ha. Bir tane daha. Abi ok olayı olmasaymış ama. Al bir tane daha yedi. Tamam PUBG mod. Oğlum ölmüyor oğlum bunlar. Tamam bir de birini yedim. Sabit kal. Aynen öyle kal. Öyle kal öyle kal. Ölür müsün artık zahmet olmazsa? Ölür müsün? Oğlum nereye nişan alacağım ben senin? Abi herif ölmüyor ya. Adam ölmüyor. Anasını sattım onun adamı, ölmüyor ya. Gel lan buraya. Ağzına tükürdüm senin, gel.
Kaçma, gel buraya. Heh, Allah razı olsun be. Sonunda. Aa bak bu kalkanlı büyükten. Oğlum dur dur, bu benim ağzıma tükürür bu, dur. Bas abi şifayı. Oraya değil lan. Tamam, bu da gitti, bu da gitti. Bu da git git artık, git hadi. Hadi öl artık be. Öl artık be. Öl artık be. Bas abi şifayı. Var ya, eğer o şifaları yapmasaymışız. Şunu fark ettim. Gram savunma yapmıyorum ben yani. Heh, oh be, gitti. Abi bittim bittim. Nerede? Hadi bittiniz artık herhalde. Buralar ama biraz ruhsuz geçiyor şimdi. Yalan yok ortada bak. Buralara böyle bir aksiyonlu, böyle savaşmalı mavaşmalı şeyler bence eklenmeli. Allah, adamı kalkanına vurduk. Tamam gitti bu. Paket servis. Sen de gel. Gel oğlum, gel. Hadi, hadi vursana. Hadi. Bitti, vallahi güzel oldu. Oy! Gördünüz mü? Hem dizine vurdu hem de ağzının ortasına geçirdi. Evet. Buralar kengerotu dolu. Vallahi başlarım keyfinize, ben kengerotumu toplarım aga. Ama tabii suyu nereden bulacağımız konusunda hiçbir fikrim yok. Ya içme lan işte onu. Dur. Burada da var. Gidip su bakar mısın? Rica etsem su bakar mısın? Allah'ım ya Rabbim. Buralarda bir şey var mı? Ya bir yudum su istiyorum be. Çok bir şey mi istiyorum? Bir yudum su ya. O da mı yok? Okan diyor ki can yukarı bakar mısın? Baba yukarıdan kasıt... Aa bir dakika dur dur dur. Şu devrilen şey de var bence. Az önce de böyle bir şey de bulmuştum. Evet güzel. Adamlar burada bizim cortlayacağımızı bildiği için buraya su koymuşlar bize. Şifa yapalım diye kendimize. Ver ver, bunda da var su. Ver ver heh. Başka? Kendi arkasında vardır be. Aa kenger otur. Dur lan vurma oraya. Şunu kaldır. Kuyu var şurada. Kuyu mu? Yok. Kuyu değilmiş, pardon. Şunlar su mu? Şunu topla. Aa iç. Ne oldu içince ben bunu? İç diyor. Abi içmeyeydik, toplayaydık onu, su şey yapardık ya. Şu sopayı da alayım. Tamam. Var mı kengerotu? Su, kengerotu gibi bir şey. Bu ne? Bunu da iç diyor. Ya içmek istemedim ben ama ya. Neyse. Toplanacak bir şey olsaydı keşke onlar. Evet, başka buralarda su gibi bir şey görmüyorsunuz siz de. Ben de görmüyorum. Tamam, bir hemen şifalı karışımımızı yapalım. Okumuzu da yapalım baba. Ramazan diyor ki ebem o şifalı sudan bana da gönder diyor. Ramocum sana kengerotu gönderebilirim şu an. Lan bir tane daha kengerotum olsa. Dur bakayım, bir tane daha mı kengerotu lazım? Yok. Evet ya, bir tane daha kengerotu bulamam mı ben ya? Neyse gidelim. Bir tane daha olsa bir tane daha şey yapayım. Aha buldum valla. Tamam. Bir tane de yedek. Üret baba. 5 tane bari olsun en azından şeyimiz. Çünkü ben kendimi biliyorum yani. İlerleyen yerlerde bana lazım olacak. Geliyor mu birader? Nerede bu bizim adam? Kayboldu. Neyse ben şey yaparım onu.
Aa burası şey. Oyunun başındaki ablanın bizi bulduğu yer. Şey bizi diyorum. Şeyi kılıcı mılıcı bir şey bulduğu yer. Obamıza saldırmaları yetmezmiş gibi bir de hudutlarımızı mesken tutup yuvalanmışlar. Sungur Tekin. Orada olabilir Turgut. Aa! Pusu yedik lan. Kararır beyim. Onlar ciğerlerimi ölseler. Zehir saçan iblislerin pençesine düştük Turgut. Allah sizi kahretmesin. Anca böyle hainlik yaparsınız arkamızdan bulursunuz bizi. Cehenneme hoş geldi. Abla seni hiç sevmedim demiştim ama. Harbiden. Volkancığım, oba beyimiz. Sungur Tekin'den sonra Cuci'ye sunacağım yeni armağanlarım sayesinde gerçek bir Noyan'a dönüşeceğim. Aa bak aldı eline kemiği. Helal lan aslan parçası. Hareketler yapıyorlar. Yemin ediyorum şimdi çıkar birisi bu şu çocuğa şey versin, kılıç versin şu Ertuğrul'a ya. Kes. Kes siz orada aynen yapın haininizi birader. Yap. Yap. Kes oğlum. Kestik. Ramazan da diyor ki ebem diyor twerk yapıyorlar ateşin başında diyor. Ne yaptın Meramço? Bu şaman arkadaşlar bu şaman böyle garip garip hareketler yapıyorlar. Geçirmiş kafasına da şeyi. Tüm ruhların sahibi, yeraltı aleminin efendisi. Ey yüce Erlikan, zaferimizin nişanesi olarak ateşe tapıyor herhalde bunu. Sana sunduğum adakları kabul et. Birazdan ağzını tüküreceğim seni. Yüreklerini söküp bana getir. Şimdi o sana söküp başka bir şey getirecek. Vur oğlum. Ah, aldın mı Kutay? Ha, bir şey derdim ama dua et. Adımız Ebevengi. Allah! Oha! Canını feda ettin lan o kadın için. Evet arkadaşlar. Şu an fight modundayız. Oy ne güzel vuruyor be. Tamam sıradaki sıradaki. Gel. Oğlum vurma. Aa araya girdi. Enayi'ye bak. Ona bir şey yapmayacaktım halbuki. Gel birader. Tamam gitti. Paket. Turgut'u kafesten kurtar. Turgut! Turgut! Kapı kilitli. Şamanı bul diyor. Ekipmanımız yok. E az önce bıçağım vardı. Ha saltladım ben onu. E alaydık şu elemanın üzerinden bıçağı. Alamıyor mu? Gel lan buraya. Allah saplıyordu bize. Yettim beyim. Ya Meryem sen cansın ya. Meryem Paşa. Bu şey peçeli abla vardı ya. Ya peçesiz dedim hatta yayının başında. Meryem kurtar beni. Hepsine birden yetişemem. Bana bir kılıç verin. Oy. Oy. Turgut geride kaldı. Tez ona ulaş bağlarını çöz. Ben de bunları bir halledeyim. Sağ kalmasına izin vermeyin. Tabii tabii. Gel. Gel gel kaçma ne olur gel. Sungur Tekin'in varlığına dair hiçbir emare yok. Endişeye mal yok beyim. Turgut'cum sen az önce baygındın lan. Sen önce kendine sahip çıkasın Turgut abi. Ağzının ayarı hiç yok değil mi senin? Abi Turgut'la da Meryem hiç anlaşamıyor.
Meryem bacı bu kez haklıdır. Ağabeyimi bulana dek nefes almaya devam etmelisin kardeşim. Oo, fena koydu. Ağır saldırı. Bir tane daha ağır saldırı. Tamam, gidici gidici o, gidici gidici. Gel. Oha, çok kötü vurdu lan. Tamam, gel bakayım buraya sen şimdi. Sen. Turgut durma, Turgut orada arada, Turgut. Allah cezanı vermesin Turgut. Abi şifa. Şifa bas. Biraz daha şifa. Şimdi yedim. Gel buraya, gel gel. Tamam, gitti. Var mı başka? Sen ne yapıyorsun lan burada? Bu NPC'ler niye böyle durup durup bekliyor bazen? Tamam, onun da içinden geçtik. O da gitti. Başka kim var? Neredesiniz? Şuraya doğru gidelim. Gel abi, gel gel. Ah şuralarda birazcık daha az takılsan. Birazcık daha az böyle şey olsa. Aa, Turgut yedi onu, tamam. Yürü. O şamanı yakalayacağım ben, o şamanı. Sana göstereceğim buradan ben şamanı. Buradan geçiş yok Türk. Seni tabunun dibine göndereceğim. Sizin ağzınıza tüküreyim. Gelmeyin işte, bak şu bombacılar gelmesin ya. Turgut çekil. Turgut gitti, paket. Ya abi, beni Turgut engelliyor ya. Abi Turgut'un içinden geçti bombacıların hepsi yalnız ha. Hiçbirini öldüremedim. Hepsi Turgut'u patlattı. Şimdi abi kimle savaşıyor? Şamanı bul diyor. Bakalım nerede şamancı? Aa, VS atacağız şamanla. Şamanla VS atacağız. Hadi bakayım. Kutu elinde bak. Bu kutuyu almamız lazım. Sungur Tekin'in kutusu bu. Ulan inşallah ölmeden alırız bunu ha. Vallahi inşallah ölmeden alırız ya. Onun ruhunu sana göçürtmeme yardım et. Ateşin efendisi Erkan. He Erkan. Haktır Allah. Tektir Allah. Allah. Allah, bu çok kötü vuruyor. Tektir Allah. Gel gel. He, orada tek başına takılırsın. Aynen. Ah be, ağır saldırıyı kaçırdık. Gel abla. Gel gel. Aa, kaçamadım oradan da. Oğlum şifa bas, şifa bas. Abi kaçamıyorum abladan ha. Tamam şimdi. Buraya sakın. Kadar Türk. Erlikan'ın gazabından sıyrılamayacaksın. Dişe diş, kana kan. Oğlum bu ne yapıyor elinde? Obanı doğrayan pusatımın gölgesinde can vereceksin. Ablacığım bir gider misin? Kayıya kefen biçerin, akıbeti cehennemdir. Abla yandım. Buraları ben şu an bir şey görmüyorum ha. Yanıyorum. Yandım. Ağzına tüküreyim senin, ateşine tüküreyim ben. Ama aga bak, ikinci kez öldük, o da şamanda öldük ya. Canım bitti. Canım bitti. Buralarda şey yok mu ya? Şifa mifa yapabileceğimiz bir şey. Burada odun var. Odun istemiyorum ben. Şifa basabileceğim bir şey lazım bana ya. 3 taneyle yemiyor abi. O ablaya 3 taneyle değil, daha fazlayla gitmek lazım. Var mı burada?
Aha bu ne? İçmeyeceğim anasını satayım. Bir tane bombam falan olsaydı ya. Buralara niye su koymadınız be? Bir sürü kengerotu var. Ne yapacağım ben bu kengerotlarını bu kadar? Bir tane daha yapayım mı? Suyum yok. Buraya su koyun ya. Aha su. Vallahi koymuşlar. Yemin ederim koymuşlar. Siz adamsınız. Da bir tane yetmez ama. Su isterim. Su isterim. Bunlar anlık can mı veriyor acaba? Ne diyorsunuz? Bunları içiyorum ben bulduğum yerde ama. İshal falan olmasak bari. Evet bir tane daha şimdi şifalı karışım üretelim. 4 oldu. Var mı buralarda başka? Bahaneyle de oyunun girmediğimiz deliği kalmadı ha. Yok mu be? Koymuşsunuzdur lan belki. Şuradan bir de şuraya bakacağım. Burada var mı bir şey? Yok be kardeşim, yok. Buna binebiliyor mu? Yok, binemiyor. Bir tane daha su bulsak var ya, ne güzel. Bir tane daha şifa yapacaktık kendimize ya. Tüh. Tamam, yok. Eminiz. Başka bakmadığımız yer de yok. Hadi gelmişken şu odunu da alayım dedim ya, alamam. Tepeye çıksam falan onlara da hiç gerek yok değil mi? Tamam gidiyorum ben. Yapacak bir şey yok. Abi dua edin ölmeyek bu sefer. Vallahi. Aa! Buldum! Buldum! Yeminle ne buldum? Vallahi buldum. Dur. Bas suyu baba. Tamam. En azından 5 tane oldu. Gidiyorum şamana doğru. Yedim onu. Burada su mu var? Ulan adamlar buraya koymuş suyu. Dur kengerotu da var burada. Ulan deli gibi gezdik değil mi orada ya? Her yer kengerotu. Bir de su da koymuşlar. Tamam. Şöyle canımızı bir fullleyelim. Bas iki tane daha. İyi bak bu güzel oldu. Keyfim yerine geldi. Arkadaşlar 7 tane canımız var. Yani ölmeyiz herhalde. Hatta bir tane daha bile basabilir miyim? Bakayım. Vallahi basıyorum bir tane daha. Abi 8 tane canla gireceğim ablanın oraya. Ne diyorsunuz? Ölmeyiz diye düşünüyorum. Hadi bakalım. Bismillah. Gel bacım gel. Bu sefer daha şey geldim senin yanına. Soner 10 tane de çüş. Onu yapacak şey yok zaten. Onun ruhunu sana göçürtmeme yardım et. Ateşin efendisi Erkan. Haktır Allah. Yektir Allah. Tektir abla, Allah. Abla neredesin? Seni şeyle alabiliyor muyum ben? Biraz seni uzaktan şöyle bir öldür şey yapalım. Hiç sana bulaşmadan şöyle uzaktan Abi atsana, niye atmıyorsun ya? İyi bir kısmını aldım yalnız canını. Oy işte bak bu çok kalleşçe bir hareket abla. O elindeki sopaya güveniyorsun. Vurma işte. Tamam bas şifayı. Şimdi gel. Kaçamıyorum abi. O şeyden kaçamıyorum. Onu kaldırıp böyle yere dokundurduğu anda buraya kaçma imkanı yok Türk. Yani.
Erlik Han'ın gazabından sıyrılamayacaksın. Ben sana Erlik Han'ı göstereceğim düşe elimdekiyle. Düş. Kana kan! Gel abla. Odanı doğrayan pusatımın gölgesinde canını vereceksin. Kayıya kefen biçerin. Akıbeti cehennemdir. Ablaya bak ya. Alev kusuyu anasını satayım. Yandım vallahi, saldırıyorum. Şu an bir boss savaşı dönüyor ama. Kaç 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 Ertuğrul, kaç. Ertuğrul, ağzını tüküreyim Ertuğrul ya. Of. Abi geçemedik. Vallahi geçemedik. Üçüncü kez patates olduk. Yapma yine mi? Abi ben şu şeyleri alınca bir kayıt alayım ya. Biz şimdi suları nerede bulmuştuk? Abi bu sefer canımız var, can basmadık anasını satayım. Vallahi billahi can basmadık bu sefer de. Topla şu kenger otlarını. Tamam, en azından yerlerini biliyoruz artık şeylerin. Bak su burada. Başka su var mıydı? Başka su falan yoktu buralarda bir yerde, değil mi? Burada da yoktu. Burada da yok. Abi o şaman ablanın orada alevlerden bazı yerlerde böyle ben şeyi görmüyorum zaten. Ablayla olan savaşı görmüyorum yani. Burada var mı? Burada da yok. Bir şey diyeceğim. Su. Biz 8 taneyle girmiştik değil mi az önce? Dur lan, dur, oraya vurma deli. Onları da getir. Bir yerde daha su vardı ama bence biz o suyu almadık. Abi çadıra niye gireyim? Kadının inine niye gireyim ben? Evet, okumuz yok. Biz orada ablaya laf ettik ama okla vurmaya devam etseydik biz onun canını bayağı indirirdik orada. Bir yerde daha su vardı arkadaşlar. Ben o suyu almadığım için şu an 7 tane canla gidiyorum oraya. Da ne alta yaradığı konusunda hiçbir fikrim yok. Şuradan bir şey alabiliyor muyum kendime? Alamıyorum. Yok, buralarda hiçbir şey yok. Şurada yerde bir şey var. Kaç tane daha ok yapayım bari dedim kendime de. Çadıra git, orada bir şeyler var diyor. Ya çadıra gitmemize abla izin vermiyor ki anasını satayım. Abla oraya çökmüş. Evet. 7 tane en azından şeyimiz oldu. Şunu kapatalım. Buraya gelmiştim az önce. Belki bir şey bulmuştum bu diye hatırlıyorum. Ama hiçbir şey bulmamışım. Evet, gidiyoruz abi boss fight'a tekrardan. Allah sonumuzu hayretsin. Şu şamanı bir geçelim de. Siz de rahatlayın, ben de rahatlayayım anasını satayım. Yok yok. Biz şimdi onu şu 7 tane şeyle bir uzaktan alacağız birazcığını. Şeyimiz yok değil mi artık? Bir tane daha suyumuz olsa şey yapacağız. Ama yok. Tamam, gel bakayım abla. Bu sefer geçeriz herhalde ya. Kaydetmedim. Vallahi kaydetmedim. Buralarda kayıt alınıyor mu onu da bilmiyorum zaten.
Anan ruhunu. Dur bakayım. Oyun yükle var abi. Kaydet yok burada. Sana göçürtmeme yardım et. Ateşin efendisi Erkan. Haktır Allah. Yektir Allah. Ya ağzını tüküreyim. Tektir Allah. Yedi. Bir daha yedi. Bir daha yedi. Bir daha yedi. Bir tane daha sallayacağım ona. Aa, bir şey atıyor. Abi işte şu şeyi atmaya çalışıyorum ya ben. Ağır saldırıyı yapmaya çalışıyorum ya. Ben ondan kaybediyorum bence. Vay karakter, size bak, uzaktan saldırıyor ya. Ya abla ağzını tüküreceğim ama ha. Gel lan buraya. Geber artık ya. Buraya kadar Türk. Göstereceğim sana şimdi Türk'ü. Erlikan'ın gazabından. Ürkeceğim biraz da. Sıyrılamayacaksın. Dişe diş, kana kan. Baba nasıl yaktı bak. Babanı doğrayan pusatımın gölgesinde canlı. Abi içemiyorum ki. Şeyi içemiyorum anasını satayım. Ben içerken canım kayıya gidiyor. Kayıya kefen biçerin. Akıbeti cehennemdir. Abla bu sefer yiyeceğim seni ama. Kafatasından kızımı içeceğim. İçersin, içersin. Gel. Gel. Son bir tane. Ağzına tükürdüğüm. Allah'ım ya. Öldüm lan. Ya Allah. Aha, gördük sıfatsız sıfatını. Ne olur yapımcı, şu sinematiklerin şeylerini düzeltin ya. Helal lan. Bir ölür bin diriliriz dedi, yapıştırdı valla. Ateşin bol olsun. Albıs suratlı cadı. Ateşin bol olsun albıs suratlı cadı. Etrafı karış karış arayacağız. Gayrı Sungur Tekin'i bulmadan obaya dönmek yok. Evet, Sungur Tekin'in peşinde gideceğiz abi, belli oldu artık. Atım 999 metre uzaklıktaymış. Ne oldu? He? At ağızlı. Şamandan düşen parşömeni al. Alalım. Bu yazılar Moğolca değil. Lakin şamanın boynundaki damgayla parşömene basılan mühür benzerlik gösterir. Çadırı kolaçan etmem gerek. Çadıra bakalım. Aa, sonunda giriyoruz Sungur çadıra. Sungur Tekin. Burada olabilir. Abi niye abinin totosuna şu an şey yaptı? Ha. Aha, kutuyu buldum. Ver abi kutuyu. Bak bu şu olmamalı ya. Şu bak, önündeyim. F tuşu aktif olması lazım. Ne olursun ya. Çaprazdan bakmadığın sürece F tuşu aktif olmuyor yani. Babamın hançerine işlenen damga ile aynısıdır. Görünen o ki Sungur Tekin ve Süleyman Şah'ın herkesten sakladığı bir hakikat vardır. Anahtarsız sandığın sırrına vakıf olmam Ertuğrul, yalnız bir şey söyleyeyim mi kardeşim? Arayışımı sürdürmem gerek. Tamam, anahtarın peşinde koşacağız, anladık mı? Ne oldu lan? Sungur Tekin'le Süleyman Şah senden bir şey saklıyor. Sandığı yanıma almalıyım. Al al.
Evet, bu görevi tamamlamış bulunduk. Dışarı çıksak çıkamıyorum. Çıkamıyorum. Hayır, ha şimdi. Ne olur burada Turgut? Bir lafım daha var Turgut. Beyim. Ben orada şamanla kapışırken neredeydiniz birader? Neden sualime cevap vermezsin? Sungur Tekin'i kızarmış tavuk yapmışlar. Sungur Tekin'in kaftanı. Nereden buldun bunları? Yanmış naaşın dibinde beyim. Sen ne dersin Meryem bacı? Korkarım ki onu canice katletmişler. Ağabey! Daha önce yetişebilirdim. Hepsi benim suçum Turgut. Hepsi benim suçum. Sungur Tekin sağ olabilir. Lakin bir tarikat tehdidiyle karşı karşıyayız artık. Burada tarikat mı ya? Tarikat mı? Sungur Tekin'in dirisi ölüsünden daha değerlidir. Ağımıza düşen Moğolları o ve ayinlerinle oyala. Çünkü kadim sandık, yüce davamızın vaat ettiği tacın kendisidir. Bu sebeple emanet her an yanında olmalı. Ta ki tarikatımıza ruhunu adayan savaşçılarımla oraya varana dek. Hukens de Payens. Hukens de Payens. Kazığa bağlanan kişi... O alçan kirli oyunlarına kurban giden bir zavallı olmalı. Adamı yakmışlar. İmdi aşikar oldu her şey. Belli ki şaman Moğolların ardından tarikatle iş çevirirmiş. Meryem bacı, bu gizemli tarikat ve dahi Hukens de Payens hakkında hummalı bir tahkikat başlatasın. Buyruğunuzdur beyim. Peki Rıza baba. Moğollar derken İmdi de hakkında hiçbir şey dahi bilmediğimiz tarikat. Bu kadar düşmana karşı halimiz nice olur beyim. Herkesin peşinde olduğu bu sen mühim Türksün. Sandık hala bizdeyse gayrı güç de bizdedir Turgut. Allah'ım ya Rabbim. Bir de anlamadığım bir şey var. Hani anahtar arayacağız ya biz şimdi. Mavi gök. Tahtaya sandık hani. Çökse dahi vursan da kırsan mı acaba? Bulacağız. Ve birinci kısmın burada sonuna geliyoruz arkadaşlar. Dediğim gibi erken erişimde olan bir oyun kendisi. Yorumlar kısmından lütfen eleştirilerinizi, yapıcı eleştirilerinizi iletmenizi özellikle rica ediyoruz. Buradan Ulukay'ın Ertuğrul ekibine teşekkür ediyoruz efendim. En azından Türkiye'de de bir şeylerin yapılmaya başlanabileceğini bizlere gösterdikleri için. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve bildirimleri açmayı sakın unutmayın. Açıklamalar kısmından da mutlaka Discord kanallarına ve WhatsApp kanalımıza gelin. Çünkü bir kişiye bu oyunu vereceğim. Hadi bakalım.